Efendim malum koronavirüs salgınıyla birlikte dünya turizmde önemli bir daralma yaşadı. Türk turizmciler 2021 yılı içinse farklı bir çalışma yürütüyor. Gelecek yıl başlayan erken rezervasyonlarda ödeme tarihleri ötelendi. Detayları Selahattin Fidan konuğuyla birlikte konuşacak. Biz de hiç vakit kaybetmeden sözü Selahattin sana ve elbette konuğuna bırakalım. Evet Ahmet Görmez, dilerseniz öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yılki verilerini paylaşalım izleyicilerimizle. Sadece bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında toplamda 14 milyona yakın turist Türkiye'yi ziyaret etti. Ve Ruslar 2 milyonluk sayıyla ilk sırada yer aldılar. İkinci olarak Alman turistler geldi. 1 milyonu biraz aşkın sayıyla ve üçüncü olarak da yaklaşık 1 milyonluk Bulgaristan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Hem bunu konuşacağız hem de senin belirttiğin gibi erken rezervasyonda ödemeler öteleniyor. Bunu konuşacağız. Yanımda konuğum Hamit Kuk, TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Belirttiğimiz gibi bu yıl 14 milyona yakın turist geldi, turist ziyaret etti. İlk sırada Ruslar bulunuyor. Siz bir turizmci olarak bu sayıları nasıl buldunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse 2019'da kıyasladığımızda tabii ki iyi rakamlar değil. Ama biz bardağın dolu tarafına bakmak istiyoruz turizm sektörü olarak. Bu sene bizim için en büyük deneyim bu rakamlarla pandemiyle, salgınla beraber nasıl turizm yapıldığını biz öğrendik. Biliyorsunuz güvenli turizm sertifikamızla beraber çok güzel deneyimler yaşadık. Önümüzdeki sene bu deneyimlerimizle beraber daha büyük rakamları, daha iyi rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu açıdan rakamları değerlendirdiğimizde olumlu. Bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Ama realitede Türkiye bunların çok daha büyük kapasitelerini karşılayabilecek durumda gözüküyor. Ama maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu pandemi sürecinden ciddi anlamda etkilenmiş gözüküyor. Evet, yeni 2021 için rezervasyonlar başladı, erken rezervasyonlar başladı. Siz de önemli bir çalışma yapıyorsunuz ve özellikle rezervasyonlar için ödeme tarihleri öteleniyor. Bu kampanyanın detaylarını paylaşır mısın? Evet, Kasım ayı ile beraber hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı pazarda Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon dönemi başlıyor. Bu Kasım'ın başından beri süre geliyor. Yurt içi pazara bakacak olursak %50'lere varan indirimler var şu anda. Ben tatil yapmayı amaçlayan insanlarımızın bu erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmalarını arzu ederim. Çünkü böyle fırsatları her zaman yakalama şansları olmayacak. Burada değişik seçenekler sunuluyor tüketiciye. Bazı seyahat acentalarımız tatillerini satarken Yolcu'ya normal şartlarda 21 gün öncesine kadar iptal rezervasyonu varken son dakikaya kadar yani 72 saat kalasıya kadar rezervasyonlarını iptal etme hakkı tanıyorlar. Eğer bugünlerde rezervasyon satın alırsa tüketicilerimiz. Onun dışında çok cüzi bir miktarda kapora ödeyerek kalanını ya tatile gideceği tarihte ödeme seçeneği ya da direkt otelde ödeme seçenekleri şeklinde alabiliyor yolcumuz. Dolayısıyla çok esnek ödeme şartları sunuyor acentalarımız tüketicilere. Bunun yurt dışı ayağında da hemen hemen bu şekilde cereyan ediyor. Birçok yurt dışından Türkiye'ye yolcu gönderen tur operatörü yolculara çok uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuyorlar. Tatilde geleceği tarihe kadar ödeyecekleri şekilde taksitlendirmeler de yapıyor. Bu şekilde şu anda satışlar devam ediyor. Umuyorum önümüzdeki sene daha canlı, daha iyi bir turizm sezonu yaşayacağız. Evet, çok teşekkürler. Hamit Kuk, TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi. Belirttiğimiz gibi özellikle...